hasta olan birisi fıtrasını, yani nelerden verebilir, nasıl verebilir, bu yardım paketleri hazırlıyorlar, onlar fıtra olarak verebilir mi? Efendim şimdi her sene böyle Diyanet'in ağzına bakarlar. Sanki bu borsa da her sene fiyatlar değişmiyor ki. Allah-u Teala öyle bir ölçü bildirmiş ki kıyamete kadar bu değişmeyecek. Kimsenin de değiştirme gücü yok. Kafasına göre uygulayan var, o bizi ilgilendirmez zaten. Kafasına göre uygulayan var, o bizi zaten aynı şekilde ilgilendirmez. Bu mümkün değil. Geçenlerde hani doğruyu konuşanlar ve söyleyenler de vardı. Bir televizyonda baktım, birisini çıkarmışlar falan. Adam doğru söylüyor. Ne dedim, helal olsun dedim. Allah-u Teala sayılarını arttırsın. Mesela diyor ki hadis-i şerifleri diyor, yani Peygamber Efendimiz'i reddeden, hadis-i şerifler reddeden. O zaman diyor sadece sen diyor bir Kur'an, onu da yanındaki sonucu da o zaman onu da diyor kendine göre yorumlayacak. Hah dedi, bunların istediği bu zaten dedi. Böylelerin. Doğru. Peygamber Efendimiz saf dışı edince ayet-i kerime, yok canım oradan öyle anlaşılmıyor, ben böyle anlıyorum falan. Adam İsra suresindeki, yani Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam, biz seni Mescid-i Aksa'ya yürüttük, orada açıkça bildirileni, oradaki Peygamber Efendimiz, o zaman Peygamber Efendimiz'e gitmiyor, başka bir tarafa gidiyor, kendisine göre bir şey uydurmaya çalışıyor. Öyle zındıklar da var. Dolayısıyla tatbikatçısı, bileni Resulullah Efendimiz'in İslamiyeti. Onu kaldırdığın zaman İslamiyet gitti, göçtü yani. Bana Kur'an'dan söyle, başka bir şeyden söyleme diyenlerin esas maksadı bunu pompalayanlar, hani şimdi diyorlar ya üst akıl, o üst akıl İslamiyet'i bozmak için çalışıyor. Ama altta salaklar buluyor, ahmaklar buluyor veya satın alınanlar bulunuyor. Ve zaten ahmağı, salağı satın almaya da gerek yok. Ona iki gaz verdi mi tamam, tabii bitiyor. İki slogan söyle tamam. Bitti. Aferin aslanım sen. Helal olsun sana tabii falan dedin mi tabii. Tabii Kur'an'dan. Nereden sen doğruyu bulmuşsun. Herkes senin gibi değildir falan diye gazı verdi mi, evet. O zaten salak. Ahmak. Netice itibariyle Allah-u Teala muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak onlara da hidayet nasip etsin diyoruz. Dolayısıyla fıtrada beş şey bildirilmiş. Bu buğday, un, arpa, kuru üzüm, hurma. Bunların miktarları da bugünkü bizim anladığımız şekilde buğday ve undan 1750 gram, arpa, kuru üzüm ve hurmadan da 3,5 kilo kişi başına. Bu ya kendileri verilir, bizzat kendisi verilir, veya bedelleri altın gümüş olarak verilir buyuruyor. Peki Ramazan-ı Şerif'te hazırlanan o hediye paketleri var, yiyecek paketleri var. Bunlar bu şekilde olabilir mi? Fıtra olarak olabilir mi? Ancak şöyle olabilir. Mesela kaç kişidir? Kaç kişi? 5 kişilik. Aile 5 kişi diyelim. 5 kişi. Diyelim ki o paketin içerisine 2 kilodan 10 kilo un koydu. Öbürlerinde hediye olarak şeker, tuz bilmem ne koyar, götürür paket olarak da verir. Olur böyle. Ama değişik şeyleri götürüp de benim fıtram denmez. Ne bildirdiyse ya o veya onun bedeli altın ve gümüş olarak verilir.